Merhabalar, ben uzman psikolog İlke Can Can Diker. Bu videoda nörofeedback'in tanımını yapıp kullanım alanlarını konuşuyor olacağım. Nörofeedback kısaca beyin egzersizi olarak geçmektedir. Ama uzun tanımını konuşacak olursak, kişinin kendi frekanslarıyla bir alet sayesinde olması gereken noktaları yeniden beynine öğretmesi sisteminin açıkçası. Bu sistemin ortaya çıkışı 1960'lı yılları bulmuştur. Bulunması da çok garip aslında çünkü NASA'nın bir çalışanının epileptik atakları yüzünden bir bilim adamlarına gidip bu problemi nasıl çözebiliriz demesiyle başlamıştır. 1970'li yıllarda da şu anki kullandığımız sisteme ve alete kavuşmuş oluyoruz açıkçası. Şöyle diyebiliriz, sinirsel bir problem fiziksel ya da psikolojik olarak bir rahatsızlık ortaya çıkarmaktadır. Kullanım alanlarında fibromiyalji, disleksi, dikkat eksikliği, duygu durum bozukluğu, depresyon, fobi, uyku problemleri gibi bütün problemleri sayabiliriz. Bu problemlerle de çokça çalışılmış ve üzerine çok fazla makaleler yazılmış olarak da internette bulabilirsiniz. Ama illa bu sisteme dahil olabilmek için bir problem yaşamamız gerekiyor. Hayır, kişiler kendi performanslarından memnun olmadıklarında, performanstan kastımız iş hayatında bir yere yetişemiyorum, hep bir kaygı duyuyorum, işlerimi eskisi kadar hemen bitiremiyorum, kafamı toplayamıyorum gibi ya da sporcularda eskisi kadar rahat koşamıyorum dediklerinde bu sisteme dahil olabiliyorlar ya da demelerine de gerek kalmıyor açıkçası. Çünkü şu an Norveç, Tayvan, Singapur, İngiliz, Amerikan, olimpik sporcularının olimpiyatlardan önce bu sisteme dahil olduklarını biliyoruz. Çünkü bu performans kaygısı birazcık performansımıza etkili olabiliyor maalesef. Ama dediğim gibi illa bu sisteme dahil olabilmek için bir problem yaşamanıza gerek yok. Çokça soru geliyor bununla alakalı. Bunu da netleştirmek istedim. Umarım aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Daha sonrasında soru cevap yapacağız. Aklınıza gelen şeyler olursa, sorular olursa merak ettikleriniz sorabilirsiniz.